Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı net tarih verdi. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı belli oldu. Ilıcalı yarışmanın başlangıç tarihini katıldığı programda açıkladı. Ayrıca Acun Ilıcalı'dan yıllar sonra itiraf geldi. İtirafı izleyenleri güldürdü. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, EYS'nin Doğduğun Ev Kaderindir konulu özel bölümüne damga vurdu. Acun Ilıcalı, TV8'de neden dizi yok sorusuna Eser Yenenler'e takılarak yanıt verdi. Herkes tarafından merakla beklenen Survivor 2020 için heyecan giderek katlanıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Esen Yenenler Show'un özel bölümüne konuk oldu. Survivor'dan bahseden Ilıcalı, yarışmanın tam olarak hangi tarihte başlayacağını söyledi. Survivor bu yıl ünlüler gönüllüler şeklinde iki takım halinde olacak. Geçtiğimiz aylarda yarışmanın ilk kesinleşen yarışmacısının oyuncu Ersin Korkut olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu sefer de yarışmanın kesinleşen tarihinin 16 Şubat 2020 Pazar günü olduğunu söyledi. Öte yandan Ilıcalı daha önce Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın %90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını da söylemişti. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti. Yarışmanın yeni sezonda yarışacak olan isimleri henüz tam olarak netleşmedi. Geçtiğimiz günlerde TV8'in internet sitesinde Survivor 2020 için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyurulmuştu. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın itirafı izleyenleri güldürdü. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, EYS'nin Doğduğun Ev Kaderindir konulu özel bölümüne damga vurdu. Acun Ilıcalı, TV8'de neden dizi yok sorusuna Eser Yenenler'e takılarak yanıt verdi. Ben bunu açıklamaya geldim. İnsanlar soruyor TV8'de neden dizi yok diye. Sağ olsun Eserler dizi yaptı, o günden sonra bizde dizi yoktu. Sizden sonra ibre değişti. Mesela geçen sene iki tane tutan dizimiz vardı. Sizin dizi benim için çok önemli. Ailecek seyrediyoruz. Oradaki mizahı yakalayamadılar. Onu saklıyorum. Belki 10 yıl sonra yakalarlar. Son umudum o. Gece 3'te 08.30'da tekrarı var. İzleyebilirsiniz. Ilıcalı'nın çarpıcı açıklamaları sonrası Eser Yenenler, kanala çok ufak zarar ettirmiş olabiliriz. Bizim de tek tutmayan işimiz. Neden olmadı anlamadık ifadelerini kullandı. Amerika'da ABC Family'de yayınlanan popüler sitcom Baby Daddy, Türkiye'de Bana Baba Dedi ismiyle ekranlara gelmişti. Bana Baba Dedi'de Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un yanı sıra Ersin Korkut, Cezmi Baskın, Yağmur Tanrı Sevsin rol almıştı. Beklentileri karşılamayan yapım kısa süre sonra ekranlara veda etmişti. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.